10. Söz Haşir Bahsi İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri, hikayeler suretinde yazdığımın sebebi, hem tesil, hem hakaiki İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları, sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayet kavilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek, hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhilarda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını istersen, öyleyse şu temsili kayıcıya nefsimle beraber bak, dinle. Bir zaman iki adam, cennet gibi güzel bir memlekete, şu dünyaya işarettir gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok gelişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git dehalet et, dedi. Fakat o sersem inat edip dedi, yok, miri malı değil, belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım, dedi. Hem feylesufane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi, padişah kimdir, tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben, bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz, biliyoruz. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur. Ve bu kadar çok servet ki, her saatte bir şimendifer, haşiye, seneye işarettir. Evet, bahar, mahzen-i erzak, bir vagondur. Gayipten gelir. Gayipten gelir gibi kıymetler, musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor, nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel. En büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur. Ceza görünmüyor. Arkadaş ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibe-i sultaniyenin meşeridir. Hem muvakkat temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider.
kaybolur. Daima dolar boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakil edilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek, dedi. Yine o hain sersem temerrüt edip inanmam. Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin, dedi. Bunun üzerine emin arkadaşı dedi. Madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel haddu hesabı olmayan delail içinde. 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var, bir dar-ı mükafat ve ihsan ve bir dar-ı mücazat ve zindan var ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret, hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsn hizmet eden mut'ilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmaz. Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. İkinci suret, bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıften tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetler ve şahane taamlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevaziyane bir havf ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden bir yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Üçüncü suret, bak ne kadar âli bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki hikmet-i hükümet ise saltanatın cenah-ı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adalet ise raiyetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Halbuki şu yerlerde, o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Dördüncü suret, bak, haddu hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matbumat gösteriyorlar ki bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler daimi ve istenilen her şey içinde bulunur, bir dar-ı ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler, ta zeval ve firak ile elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki muciznuma bir padişahın
antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemal-i manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahis ediyorlar. Demek onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemal-i manevisi vardır. Gizli, kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi, nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek. Biri, muhtelif ailelerde bizzat müşahede etmek. Diğeri, müştak seyirci ve mütehayir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görülmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işat ister. Hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki